Arkadaşlar merhaba. Sinir sisteminde, duyu organlarda gözle devam ediyoruz. Gözün yapısından bahsetmiştik. Gözün yapısındaki diğer kısımları bitirip A tabakaya gelmiştik. Biliyorsunuz 3 tabakadan oluşuyordu. Sert tabaka, damar tabaka ve ağsı tabaka. A tabakaya da retina adını verdik. Diğer ismiyle retina olduğunu söylemiştik. Bugün retinayla devam ediyoruz. Retina dediğimiz A tabakada ışığı algılayan özel hücreler var. Bu algılamaya yarayan özel hücrelere reseptör adını vermiştik. Reseptörler ve sinirler bulunduran tabakadır A tabaka. Bu nedenle önemli. Retina sinirleri bulunduruyor, reseptörleri bulunduruyor ve reseptörlerin en yoğun bulunduğu bölge kısmına da sarı benek adını veriyoruz. Gözü düşündüğünüzde, gözün ışınları kırılarak gözün içinde yerleştiğini düşündüğünüzde, şöyle bir göz kabaca, birazdan kendi şekliyle de göstereceğim. Şuradan bir çıkış tabii ki var. Ama buradaki kısımda, iç kısımdan şöyle de baktığımızda, şurada reseptörlerin en fazla bulunduğu sarı benek dediğimiz bir nokta var. Sarı benekte görme duyusunun reseptörlerini görüyoruz. En yoğun olduğu yer burası. Ve bu bölgede, sarı benek kısmında ters görüntüyü oluşturuyoruz. Ters görüntünün en net oluştuğu, algılandığı yeri tespit ediyoruz gözde. Burada bulunan reseptörleri, sarı benekte bulunan reseptörleri ikiye ayırıyoruz. Koni reseptörleri ve çomak reseptörleri olmak üzere. Koni reseptörleri ve çomak reseptörleri aslına bakarsanız görev dağılımı yapmışlar. Koni reseptörleri parlak ışık altında cisimlerin renklerini algılamamızda görev alıyorlar. Parlak ışık altında, dikkat edin, cisimlerin renklerini algılamamızda görev alıyorlar. Çomaklarsa zayıf ışıkta cismin şeklini algılamamızda ve siyah beyaz algılamamızda görev alıyorlar. Şimdi bu nedenle çomak ve koni reseptörlerinde, özellikle çomak reseptörleri, karanlıkta sizin bir odaya girdiğinizde, tabii ışık olmadığı için cisimleri sadece ne yapıyorsunuz? Karartı halinde görüyorsunuz. Karartı halinde görmenizi sağlayan işte reseptörler kimmiş? Çomak ya da çubuk dediğimiz reseptörler. Siz gece karanlık bir odaya girdiğinizde bu reseptörler yardımıyla görüyorsunuz. Koni reseptörleri de sizin parlak ışıkta renk algılamanızda görevli. Görme sinirlerinin gözden çıkıp beyne gittiği noktaya da kör nokta deniyor. Şimdi ben burada gözü çizerken şöyle bir aslında hata yaptım. Ne yapmam gerekiyordu benim? Burada birleştirmeden bir boşluk bırakarak gözün arka kısmını şöyle çizmem gerekiyordu. İşte bakın, sarı benek dediğim kısım burası. Sarı benek. Buradan da bu reseptörlerle bağlantılı sinir hücrelerinin nereye gittiği yer? Beyne gittiği yer bulunuyor. İşte burada beyne götürdüğü kısımda kör nokta görmediği ama sinirlerin geçtiği bir yer olduğu için kör nokta olarak isimlendiriliyor. Şimdi gözün buradaki çomak reseptörleri dediğimiz kısımda, yani çomak reseptörlerin sarı beneğin etrafında bulunması, orta kısımda koni reseptörlerinin bulunması aslında bizim gün içerisinde çok yaşadığımız bir durumu ortaya çıkarıyor. Mesela siz karşıya bakarken arkanızdan gelen cismin, bir deneyin şu an isterseniz videoyu durdurup, arkanızdan kolunuzu geriye doğru gerin ve buradan arkadan öne doğru elinizdeki kalemi yaklaştırın. Tam bir noktada kalemi görürsünüz ama rengini seçemezsiniz. Şekil olarak vardır ama renk olarak henüz daha beyninizde tam görüntü oluşmamıştır. Bunun nedeni çomak reseptörleri, çubuk reseptörlerinin sarı beneğin etrafında bulunması, koni reseptörlerinin de tam merkezde bulunması. Siz buradaki kalemi alıp da tam gözünüzün karşısında baktığınızda rengini görebilirsiniz. Yeşil olan Umut Öncül kalemini mesela
çok net görebilirsiniz. Baktığınızda göze yaklaştırılan cismin görüntüsü önce şekil olarak sonra da renk olarak algılanmasının temel nedeni bu reseptörlerin gözde bulunduğu yerlerin konumlanmasıdır. Tekrar söylüyorum. Çomak reseptörler bu sarı benek dediğimiz gözün arka kısmındaki kısmın etrafında bulunuyor. Koni reseptörleri de merkezde bulunuyor. Karanlıkta peki görmemizde etkili olan bir madde var. Bu da bizim görüntüyü algılama konumuzda oldukça sırasında oldukça önemli. Karanlıkta görmemizde etkili olan rodopsin denilen bir madde. Rodopsin ışığa çıktığınızda parçalanıyor. Şimdi karanlık bir odadan ışığa çıktığınızda veya güneşli bir havada apartmanın içine girdiğinizde bir an böyle gözünüzde şimşekler çakıyor gibi görürsünüz. İşte o esnada rodopsin parçalanıyordur. Karanlık ortamda çubuk hücreleri tarafından üretiliyor. Bu yüzden aydınlık ortama çıktığınızda parçalanıyor. Ve rodopsin sentezinde A vitamini gerekli. Bir A vitamini sentez sırasında koenzim olarak görev alıyor. Yani enzimin yardımcı grubu. Bu yüzden A vitamini eksikliğinde gece körlüğü ortaya çıkar diye biz bir bilgi vermiştik hatırlarsanız vitaminleri işlerken. İşte bunu kastediyoruz. Rodopsinin sentezlenmesi için A vitamini gerekli. A vitamini almazsanız rodopsin sentezlenmez. Karanlıkta da iyi göremezsiniz şekillerin karartılarını. Şimdi görme olayını baştan başlayarak en son görüntüyü oluşturacak şekilde sıralamasını bir değerlendirelim. Işık geldi gözünüze. Gözünüzde ilk kırılmanın gerçekleştiği yer neresi? Kornea. Birinci yer, ilk kırılma kornea. Korneadan sonra göz bebeği ışığın geçiş yaptığı diğer nokta. İkinci olarak burada. Sonra nereye geliyor göz bebeği? Göz merceğini takip ediyor. Göz merceğinde ikinci kırılma gerçekleşiyor. Göz merceğinde kırıldı, camsı cisimde kırıldı. Nerede oluştu görüntü? Sarı benekte en net oluşur dedik. Sarı benek demeyebilirdi. Retina üzerinde de diyebilirdi soruda size veya anlatıcı size retina üzerinde oluştu diyebilirdi. Retina biliyorsunuz A tabakaydı. A tabakada bulunan sarı benekte görüntünün oluştuğu yerdi. O zaman yanlış bir şey söylemiş olmaz bunu anlatan veya soran kişi size. Yine bahsettiğimiz, bildiğimiz şeyden bahsediyordur. O zaman görüntü sarı benekte ters olarak oluştu. Peki oluştu da gördüm mü ben? Gördüğümü artık sarı beneğe düştüğü anda mı ışık algılıyorum? Hayır, orada algılamıyorum. Ne yapıyorum? Beyine giden sinirler kör noktadan geçti. Buradaki görüntü oradaki sinirlerde bir uyarı oluşmasını sağladı. Beynin arkada bahsettiğimiz bir beynin bölümünü bahsederken oksipital lob demiştik. Oradaki loba götürdü. Beynimizde bizim daha önceden öğrendiğimiz belli kavramlar var. Masa dediğimizde az çok neye benzeyeceğini tahmin edebiliyoruz. Oradaki bilgilerle eşleştirdi. Evet, gördüğümüz şey bir masaya yakınsa masa olarak beyin karar verdi. Masa gördüğünü algıladın. Görüntü beyninde değerlendirildi. Düz görüntüyü de orada oluşturdun. Görüntü beyinde düz halde algılandığı için. Bu yol önemli. Lütfen tekrarını siz de yapın. Siz de kapatıp tekrar yazabilirsiniz. Şimdi gözün yapısını inceledik. Bir de kusurlarından bahsederim. Göz kusurları hepimizin yaşadığı, belki de hani siz yaşamıyorsanız bile mutlaka çevrenizdekilerde birinde veya arkadaşlarınızda göz kusuru vardır. Bunları bilmemiz gerekiyor. İleride de yaşlandığımızda da kaçamayacağımız göz kusurları var. Onlardan da buradan haberdar olmuş olursunuz. Öncelikle göz kusurlarında en birinin iki tanesiyle başlıyorum. Birincisi miyopluk, ikincisi de hipermetropluk. Buradaki durum tamamen birbirine ters. Yani bir tanesini iyi öğrendiğinizde diğeri aslında bunun tersi. Bu şekilde size bir kolaylık sağlayabilirim. Peki nedir miyopluk? Miyopluk gözün uzaktaki cisimleri net görememesidir.
neden net göremez? İşte problem burada. Görüntünün sarı beneğin üzerinde oluşmaması yüzünden net göremez. Neden sarı beneğin üzerinde oluşmaz peki görüntü? Çünkü göz küresi önden arkaya doğru daha uzun olabilir. Yani basıklaşmış olabilir. Ya da merceğin normalden daha şişkin olması sonucunda görüntü sarı beneğin önüne düşer, tam sarı beneğin üzerine düşmez. Bu nedenle siz uzağa göremezsiniz. Sarı beneğin önüne düşmesi, göz küresinin önden arkaya doğru çapının normalden fazla olması. Bu ne demek? Şurada şekil var aslında. Şekil üzerinden göstermek istiyorum. Normal bir gözde bakın gelen ışınlar ne yaptı? Şurada sarı benek dediğimiz sarı beneğin tam üzerinde düştü. Şimdi buraya baktık. Buradaki miyopluk olayında burada olması gereken gözün şekli ve bu da hastanın gözü. Ne oldu? Görüntü sarı beneğin önüne düştü. Sarı beneğin önünde oluştu. Ne olacak peki? Sarı beneğin üzerine düşürmem lazım benim. Buradaki mercekte olması gerektiğinden daha bombeli. O halde ben kalın ve kenarlı mercek kullanırsam ne yaparım? Görüntüyü tam sarı beneğin üzerine düşürebilirim. Bakın ne oldu? Göz ne kadar deforme görünse de, önden arkaya doğru basık görünse de buradaki görüntü sarı beneğin üzerinde oluşmuş oldu. İşte yani diğer kısma PDF'e geçmeden önce hipermetropluğa da bir bakalım. Hipermetroplukta ne oldu? Göz olması gerektiğinden biraz daha bu sefer yanlardan basık durumda. Yanlardan basık olduğu durumda ne oldu? Görüntü sarı beneğin arkasında oluştu. Benim görüntünün sarı beneğin üzerine gelmesini sağlayabilmem için de ince kenarlı mercek kullanmam gerekiyor. Şimdi her zaman size şekil vermeyebilirler. Bu şekilleri size anlatım şeklinde yani cümlelerle ifade edebilirler. Sizin bu hastalığı sabitleyebilmeniz için, çıkarabilmeniz için bazı kuralları bilmeniz gerekiyor. Mesela göz küresinin önden arkaya doğru olan çapının kısa olması diyebilir size. Ya da merceğin kırıcılığının az olması sonucu görüntü sarı beneğinin arkasında oluştu. Sarı beneğin önünde olan miyopluktu, arkasında olan hipermetropluk. Göz küresinin önden arkaya doğru çapının fazla olması miyopluk. Kısa olması hipermetropluk. Uzağı görememek miyopluk, yakını görememek hipermetropluk. Yakını görememek. Böyle olduğu zaman ne oldu? İnce kenarlı mercek de düzeltilebildi. Demek ki gözlük kullanımı bu iki göz kusuru için bir tedavi olabilir. Bilgisi de belki doğru yanlışlar arasında size öncül olarak verilebilir. Astigmatlık denilen bir göz kusuru da var. Astigmatlık göz merceği ya da korneadaki kavislenmeden meydana gelen bozukluk. Bulanık görüntü oluşmasına neden oluyor bu bozukluk. Göz merceği ya da korneada bir dalgalanma varsa o zaman o dalgalanma ne yapar? Sizde görüntünün tam sarı beneğin üzerinde oluşmamasına neden olur. Bunu düzeltebilmek için de silindirik mercek kullanırız. Yine gözlük kullanarak tedavi edilebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Unutmayın astigmatlığı size çağrıştıracak olan bilgi arasında da bulanık görüntü olabilir ya da göz merceği ve korneadaki kavislenme veya olumsuz girinti çıkıntılar olabilir. Bunlar size yine astigmatlığı çağrıştırır. Presbitlik denilen bir rahatsızlık, göz bozukluğu var. Burada göz kusurluğunda ne var? Yaşlılığa bağlı olarak göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi. Biliyorsunuz göz uyumu dediğimiz bir uyum var. Göz merceğinin bağlı olduğu kasların yakına bakarken, uzağa bakarken merceğin görüntüyü ayarlamasına yardımcı olması durumu. Biz buna göz uyumu demiştik. İşte bu merceğin esnekliğini kaybetmesi, yani bu kasların yeterince göz merceğine yardımcı olamamasından dolayı yakını iyi görememe
rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Yaşlılığa bağlı yakını iyi görememe tabii bu. İnce kenarlı mercekle yine düzeltilebiliyor. Neye benziyor presbitlik birazcık? Miyop mu, hipermetrop mu? Duyabiliyorum, evet, hipermetropluk diyorsunuz. Hipermetropluk gençlikte de olabilir. Presbitlik yaşlılığa bağlı olarak. Bakın, ikisini birbirinden ayıran bir özel durum var. Bunu da lütfen atlamayın. Katarak dediğimiz, yine yaşlılarda görülen göz merceğinin saydamlığını kaybetmesine bağlı olarak bulanık görüntü oluşmasına bağlı bir göz kusurundan bahsediyoruz. Katarakta göz merceği saydamlığını kaybettiği zaman görüntü netleşemiyor. Görüntü netleşemediği için gözde görme kaybı oluşuyor. Bulanık görüntü ve görme kaybı. Bunun da dereceleri var. İşte ilk önce %30 görme kaybınız başlıyor. Yüzde, yani o görüntünün %30'unu net göremiyorsunuz demek bu. %50, %60, artık 60'tan sonra 80'e 90'a geldiğinde artık etrafı beyaz bir perdeyle kapalı halde incelemek zorunda kalıyorsunuz. Katarakta göz merceğinin değiştirilmesi amacına bağlı ameliyat gerçekleştiriliyor. Katarak ameliyatları böyle yapılıyor. Burada da işte göz merceğinin, o sizin gözünüze takılacak olan merceğin özellikli olması sizin yakını ve uzağı iyi görebilmeniz sonucuyla tedavi edilmesiyle sonuçlanıyor. Şaşılık diyoruz. Şaşılık göz kaslarının farklı uzunlukta olmasından dolayı uyumlu çalışmaması sonucunu ortaya çıkarıyor. Yani göz kasları iç kısımda ve dış kısımda uzunluk olarak birbirinden farklı olduğunda göz otomatikman ne yapıyor? Bir tarafa doğru daha çok kaymaya başlıyor. Bu şaşılık göz kayması gibi de isimlendiriliyor aslında. Şaşılığın tedavisi gözlük değil, genellikle ameliyat olarak düzeltiliyor ya da göz kaslarını çalıştırarak güçlendirmek olarak da tedavi edilebilir diyebiliriz. Burada önemli olan şey o şaşılığın tedavi edilebilir olabilme derecesidir. Biliyorsunuz göz önemli bir organımız. Onun sağlıklı olması, bütün organlarımız önemli ama tabii ki göz dünyayı görebilmeniz, algılayabilmeniz ve tehlikelerden korunabilmeniz için gerekli. Bu şekilde lütfen gözlerinize iyi bakın. Yapısal, kalıtsal bir hastalığınız yoksa, sizin yaşam şekliniz, alışkanlıklarınız göz sağlığınızda oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle şu an ders çalışıyorken veya çok yoğun ders çalışırken, çok yoğun telefona bakarken, bunun da ses tonumun değiştiğinin farkındayım. Bu süre zarfında gözleriniz yakına bakarken göz kaslarınızın kasılı olmasından dolayı yoruluyor. Siz bunu süreyle yaparsanız, 15 dakikada bir uzağa bakıp gözünüzü dinlendirirseniz gözünüzün deforme olmasını engellersiniz. Eğer bunu yapmazsanız göz rahatsızlığınız ilerler, deformasyon ilerler ve daha sonra önüne geçemeyeceğiniz duruma gelebilir. Her ne yaparsanız yapın, ister çok uzun saatler kitap okuyun, ister uzun saatler televizyona veya tablete veya telefonunuza bakın. Her şeyin bir sınırı olsun zihninizde. Otomatik kendinizi hareketlendirin ve o yaptığınız işe biraz ara verip gözlerinize karşıya bakarak dinlendirin. Bu sizin gözleriniz için çok önemli. Unutmayın, bu gözler işte bir 10 yıl sonra değiştirip tekrar alabileceğiniz yapılar değil. Onlarla ömrünüzün sonuna kadar vakit geçireceksiniz. Şu an eğlenceli vakit geçirtiyorlar size ama yaşlılıkta süründürebilirler. Lütfen ona göre davranın. Evet, son göz kusurumuz renk körlüğü. Renk körlüğü kalıtsal bir göz kusurudur. Özellikle X kromozomu üzerine taşınan bir gen sayesinde ortaya çıkar. Renk körlüğünde renk pigmentleri, bu iris dediğimiz gözün renkli olan kısmı, göz bebeğinin dışında kalan o renkli kalan kısımda renk pigmentlerinin az olması, aynı zamanda sarı benekte rengi algılayacak olan koni reseptörlerinin daha az olması, tam olarak yerleşememiş ya da oluşamamış olması ile ortaya çıkan bir körlükten bahsediyoruz. Renkleri algılayamama
körlüğünden bahsediyoruz. Ha, hiç mi göremiyorlar? Hayır, görüyorlar. Ancak renkleri, algılama şekilleri farklı ve derecelendirilmesi farklı. Her renk körü aynı şekilde renk körü değil. Seviyeleri var. Bununla ilgili internette çok güzel testler var. Açıyorsunuz, ileri seviye test, daha az seviyede bir test var. İkisini açıp kontrol ettiğinizde aslında sağlıklı mısınız, renk körü müsünüz? Renk körüyseniz derecelendirmeniz hangi seviyede? Bunu tespit edebiliyorsunuz. Kalıtsal olduğunu söyledik. Tedavisi olmadığını söyleyeceğiz şu an. Çünkü kalıtsal sizin genlerinizi değiştiremeyeceğimize göre sizin de çocuklarınıza bu aktarılacak demektir. Kalıtsaldır ve tedavi yoktur diyoruz ve böylelikle göz kusurlarını da bitirmiş oluyoruz. Lütfen öğrendiklerinizi tekrar edin. Soru kitaplarından soru çözebilirsiniz. Herhangi bir şeyi merak ediyorsanız yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.